Dün gece bir şey mi oldu? Ne olacak? Ukalanın biri işte. Kendini çok akıllı zannediyor. Ama yakında dersini alır. Aras Bey'le dalaşmasan iyi olur. Ne de olsa patronun. Bizim yapmamız gereken çok daha önemli işler var. Biraz önce Hasan amca aradı. Seni büyüten aileyle ilgili bir şeyler öğrenmiş. Mahir ve Şebnem Moroğlu. 80 öncesinde ikisi de Güzel Sanatlar Fakültesi'nde hocalık yapmışlar. Siyasi görüşleri yüzünden darbe sonrasında zor günler geçirmişler. Sorgulamalar, işkenceler falan. Sonra her şeyden kaçıp bir kasabaya yerleşmişler. Özellikle Şebnem Moroğlu'nun o dönemde yaptığı tablolar şimdi çok değerli. Tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Örgütle bir şekilde ters düşmüşler. Neyse ne. Neticede ülkeden kaçmaya karar vermişler. Bir tekne bulmuşlar. Hatırlıyorum. Ancak örgüt bu kaçışı haber almış. Ve infaz edilmişler. Bunları ben de biliyorum. Oradaydım. Gözümün önündeydi her şey. Ama kadının cesedini bulamıyorlar. Denize düştü çünkü. Ölüme bıraktılar onu. Ailen yurt dışına kaçmak için para vermiş adamlara. Ama son anda... Hayatımın karardığı o son an. Hasan amcaya bu bilgiyi verenler seni de hatırlamışlar. Piçtiği alay ederlerdi benimle. Unutsalar şaşardım. Bir şey daha var. Yaşlı bir kadın gelmiş ziyaretlerine. Ama sadece bir kez. Yaşlı bir kadın mı? Lüks bir arabayla gelmiş. Zengin biri olmalı. Kimmiş peki? Kim? Eğer öğrenmeye hazırsan... Ne demek hazırsan? Bunu öğrenmek için burada kalmadın mı? Pekala. Hadi gidelim. Hadi. Bunu öğrenmek için burada kaldığını söyleyen sen değil miydin? İçeri buyurun. Kim arıyordu diyeyim? Firuze. Nedret Hanım, bir misafiriniz var. Hayırdır inşallah. Kim ola ki? Genç bir bayan, adı Firuze'ymiş. Firuze mi? Çok güzel. Çok şık. Tıpkı film artistleri gibi. İyi. Gelsin bakalım. Peki efendim. Hoş geldiniz küçük hanım. Buyurun. Teşekkürler. Beni mazur görün küçük hanım. Tanışıyor muyuz? Öyle sanıyorum. Sebebi ziyaretiniz? Sizden genç bir karı koca hakkında bilgi almak istiyorum. Yıllar önce ziyaret ettiğiniz Mahir ve Şebnem Moroğlu. Onları tanıyorsunuz değil mi? Yok. Hayır. Tanımıyorum. Kusura bakmayın. Hiç inandırıcı değilsiniz. Diliniz başka bir şey söylüyor. Gözleriniz başka. Lütfen evimi terk edin.
Fatma Hanım, misafirimiz gidiyor. Yalan söylüyorsun. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? O ailenin yanına gereksiz bir eşya gibi bıraktığınız küçük kızım ben. Asıl sen yalan söylüyorsun. O küçük kız öldü. Ölebilirdim de. Ama karşınızdayım. Gerçeği. Kim olduğumu öğrenmeye geldim. Bilmiyorum. Daha da önemlisi... Beni doğuran kadın kim? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Keşke bilseydim. Yalancı. Daha 6 yaşındaydım. Ateşi sizin tarafınızdan yakılan bir cehenneme terk edildim. Gerçeği öğrenmeden ölmene izin vermeyeceğim. Bir doktor bulun şuna. Nedret Hanım. Nedret Hanım. Ne oldu size Nedret Hanım? Nedret Hanım. Nedret Hanım. Kendinize gelin. Gidelim. Ne oldu? Bir şeyler öğrenebildin mi? Anlatsana. İnfaz başladı. İnfaz mı? Hiçbir suç cezasız kalmaz. ATV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.